Bakınız size, utana utana gazeteden bir yazı okuyacağım. Utana utana. Ama beni affedeceksiniz. Gerçekleri söylemeye mecburum. Bunları söylemek için de bazı ispatlar yapmak zorundayım. Bunları artık normal karşılamanız lazım. Ayıp günah değil, insanın dinini, kendisini, vücut yapısını öğrenmesi ayıp değil ki. Bazı serseriler bu kadar açık konuşmayı anormal karşılarmış gibi, haşa, kendisi ondan daha anormal ya, bir Müslümanın dinini, ayıplarını, kusurlarını öğrenmesi, kim diyor ayıp diyor diye, kim diyor ayıp olduğunu, kim söylüyor? Söyleyeceğiz ve gerçekler bilinecek. Bakın, Avrupa'nın namus anlayışını ifade eden bir gazeteden kesin olarak bir haber size nakledeceğim. Haberin kaynağı Londra. İngiltere'nin baş şehri Londra'dan geliyor. Michael Martin adlı 35 yaşındaki bir makinist yeni evlendiği eşini bakire, yani sağlam çıktığı için derhal boşamıştır. Şu heriflerin anlayışına bak ya. Barbara Martin adındaki eşinin evlenmeden önce hiçbir tecrübeye sahip olmaması, evlilik öncesi kimseyle yatıp kalkmaması, kimseyle gezip dolaşmamasını anormal kabul ettiğini, hiçbir cinsel bir tecrübe getirmemiş, yobaz ve zeyci bir kız olması sebebiyle evlendiği gecenin sabahında bakire olmak tutmuş gibi mahkemeye müracaat ederek derhal boşanma davası açmış, boşanmak istiyorum demiş. Hakim de bir zevkle sonunda şifreyi derhal boşamıştır diyor. İşte Avrupa'nın namus anlayışı vallahi budur. Bizi bunlara benzetmeye mi çalışıyor dinsizler? Demek ki onun için durmadan, ey Müslüman anneler, babalar, kızlarınıza baskı yapmayın. Kızlarınız mekteplerde, üniversitelerde istedikleri erkeklerle geçsinler, istediği delikanlıyla el ele tutuşup ulaşsınlar, her türlü eğlenceye katılsınlar, dünyadan şehvetlerini, arzularını temin etsinler, en sonunda canları kimi isterse siz karışmayın evlensinler diyorlar. Demek bunun için yapıyorlar. Demek bu milletin namusunu yıkmak için yapıyorlar. Demek bu milletin ırzını mahvetmek için yapıyorlar. Demek bu namus düşmanları bu milletin hayatını mahvetmek istiyorlar. Uyan Müslüman hanım, uyan. Allah aşkına uyan. Allah aşkına uyanın. Peygamber aşkına uyanın. Sultan Osmanların, Orhan Gazilerin aşkına uyanın. Bu namus düşmanlarına fırsat vermeyin. Medeniyet diye bunlara mı söylüyorlar? Kadın Allah'ın en büyük emanetiydi. Ne yaptılar bu emaneti? Sokaklar.